Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar böyle farklı bir yerde bir şey gösterdim. Bugün bir tane siparişlerimi ütüleyeceğim. Ütülerken de sizlerle beraber paylaşacağım. Şimdi tripodun kafası eğmediği için fazla görünmüyor. Şuradan şöyle göstereyim. Bunlar yazmalar, bir tane siparişler, patikler falan. Şöyle göstereyim. Hepsini ütüleyeceğim ve bunları bugün kargoya vereceğim Allah'ın izniyle. Ütülerken de sizlerle beraber paylaşacağım. Yazmalarım burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane yazma var burada. 10 tane yazmayı ütüleyeceğim. Bir, iki çift de patik, bir çift mi oluyor? İki çift de patik var. Bunlar da aynı olsun dedi. Aynı kişiye hediye, iki elti hediye edecekmiş kendisi. Hacer ablam, buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımı bol bol izliyor ama kendisi çalıştığı için fazla yorum yapamıyor. Arada bir yorum yapıyor. Bunları şimdi, bu yazmaları ütüleyeceğim ve kargoya vereceğim. Ütülerken de hem sizinle sohbet edelim hem de nasıl ütülendiğini sizlerle beraber paylaşalım arkadaşlar. Videoma geçmeden önce, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğenip paylaşırsanız sosyal medyada memnun olurum. Bana destek olmak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi şunları şöyle bir kenara alayım ben. Güzelce tripodumu da ayarlayayım. Nasıl ütülediğimi de sizlerle beraber paylaşalım. Arkadaşlar, telefonumun arka tarafını çevirdim ve güzelce ayarladım. Görüntüyü inşallah güzel olur. Sizlere de bir faydası olur diye düşünüyorum. Şöyle yazmamı ayarlıyorum güzelce ve ütüleyeceğim. Kendisi bu renkleri seçti çünkü kendisi dedi işte senin kullandığın renklerden olsun dedi, hani fazla şey olmasın dedi. Vereceği kişiler de zaten 60 yaşında olduğu için biraz koyu renkler olsun dedi. Ütümü ikiye getirdim arkadaşlar. Benim ütüm eski de, şimdiki ütüler nasıl bilmiyorum. İkiye getirdim. Şöyle hafiften üzerine bastırarak modelleri buharına vere vere şöyle biraz daha ısısını ayarlıyorum. Bunun minderi yok. Ütünün minderi yok. Singeri, daha doğrusu minder dediğime bakmayın yani. Onun için böyle üzerine çarşaf koyuyorum. Böyle ütülüyorum. Bir de arkadaşlar, parmağımda şöyle yakından göstereyim. Şöyle tam göstereyim. Parmağımda dolama çıkmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Şişti. Böyle. O da sabah böyle tam elim bir yere değdi çocukların yatağını toplarken. İçinden sarı iltihap çıktı ama neden oldu bilmiyorum. Dolamaya ne iyi gelir onu da bilmiyorum. Bu dolama zamanında benim Mustafa'nın parmağında çıkmıştı. O zaman hastaneye götürdük. Bayağı şişmişti ama Mustafa'nınki daha kötüydü. O da tam baş parmağı. Bir hafta okula gidememiştim Mustafa. Resmen çocuğu ameliyat ettiler parmağını. Oydular çocuğun, ay çocuğu bağırıyor böyle. Bir Songül abla vardı, onunla beraber gittik hastaneye. Songül ablayı almadılar içeriye. Benden Mustafa girdik içeriye. Doktorun yanına yani. Mustafa ağlıyor. Daha bu dediğime şöyle 4-5 sene falan oldu. Nasıl ağlıyor Mustafa? Ondan sonra abla 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 diye diye hemşire bir makası aldı. Çocuğun parmağını şöyle ayırdı ayırdı. İçindeki iltihapların hepsini çıkarttı. Ama Mustafa hemen hemen yani kaç gün çekti onu. Öyle. Bakalım. Tersine, düzüne ayarlıyoruz güzelce. Vallahi gülene kullanan güle güle kullansın. Çok güzel oldu yazmaları.
Renkleri de çok güzel. Böyle. Hacer ablam çok güzel seçim yaptı. Bunları paketleyip kargolayacağım. Kullanan güzel güzel güle güle kullansın. Dilim dolaştı. Şimdi sıra geldi buna. Bitmeyen oya. Ay bunda bir çoğu çok zorsundum. Bir ben şeyden de oluyor benim işlerim bir de. Bu hastalıklarımın çoğu zorsunmadan da oluyor. Bir kafaya takıyorum böyle. Bitmediği zaman zorsunuyorum. İşte Mustafa'nınki öyle oldu arkadaşlar. Benimki de böyle olur diye düşünüyorum ama sabah bugün Rümeysa'nın sınavı vardı. Yazılısı daha doğrusu. Oraya gitti okula. Abisi götürdü sabah. Onda ben de kahvaltı falan hazırlarken elim birden değdi. Ama nasıl canım yandı. Daha şişer mi bilmiyorum. Ama baya bir sızlanmaya başladı yani. Yavaş yavaş daha şişiyor. Ağrıyor. Neyden olduğunu da bilmiyor. Hiçbir fikrim yok yani. Hem nasıl ütü, yazma ütülemesini soranlar oluyordu. Onlar için de fikir olmuş olur. Bazen eskiden ben şey yapıyordum. Üstüne dilbent, eski hani bez dilbentler olur ya. Ondan örtüyordum. Nemli bir şekilde. Ondan şey yapıyordum, ütülüyordum. Ama şimdi onda bir keresinde birinin yazmasını da yaktım hatta. Onun yerine geri işledim. Kadın yazmasını yaktım, geri işledim. Onun için şimdi ayarını ayarlıyorum. İkiye getiriyorum. Üçe falan getirmeyeceğim. Üçe getirdim mi caz gidiyor vallahi. Ben bilmedim böyle. O da ağır model bitirdim yazmaya bir elim değdi. Şöyle kenarına caz etti yapıştı ama sen gel bana sor. Onu tekrar baştan işle, geri bitir. Kadın bir şey olmaz falan dedi de ben içim rahat etmez yani. Parası kazandığım para helal olması lazım. Anlayın akıyla helal olsun diyecek karşıdaki insan. Bunlar vallahi arkadaşlar gece saat 1-2 böyle oturuyorum işliyorum. Şimdi iki tanesi kaldı. O iki taneyi de o da İstanbul'a gidecek. O turşu istemişti. Onu turşuyla beraber göndereceğim. Onun yazmasının biri bitti de. Biri kaldı. Onu da işliyorum şimdi. Bunları bitirdim. Onu elime aldım. Onu da işliyorum şimdi. Onu da bitireyim. Onu da inşallah göndereceğim. Kargoyla. Zaten PTT'ye veriyorum. Çabuk gidiyor. Aynı o hepsi, modellerin hepsi iki tane. Tek bir tanesi bir tane. Bak bu da mavinin aynısı. Yeşili isterdi. Kına yeşil olsun dedi Hacer abla. Dedi yaşlı teyzesi varmış. Almanya'da oturuyormuş. Ona verecekmiş. İki tane de patik var dedi. Patikleri eltilere verecekmiş. İki eltiye verecekmiş. Ayrı gayrı olmasın diye zaten ikisini aynı model yaptırdı. Zaten bir de ben işi işlerken arkadaşlar mesela akşam bırakacağım torları toplayıp şöyle koymam. Katlarım güzelce işlediğim halde katlarım kenara güzelce koyarım. Onun için hiç kırışmıyor. Soranlar yazma soranlar çok da ben şu aralar sipariş almıyorum çünkü zor oluyor. Hem kanalla uğraşmak hem video çek. Hem mesela iğne ayasına video çek hem buraya video çek. Zor oluyor. Onun için fazla yok. Birkaç tane var. Onları yapacağım. Bir Suzan abla var. O istemişti. O da nerede dedi ya? Yurt dışında oturuyor da valla neresinde? Tam hatırlayamadım. O yazıyor bana Instagram'da. O istedi 10 tane. Ağır modellerden. Kendisi açıkmış ama dedi gülüm ben açığım normalde dedi ama dedi sana destek amaçlı dedi. Yazma işleteceğim dedi.
Yani normalde ben kullanmıyorum dedi. Ama olur da mesela bizim köyde adettendir. Yeni gelen gelin mesela davete çağırıyorlar. O zaman gelin bir tane patik, bir tane yazma sarıp götürür. Gerçekten yazmalar çok güzel. Şöyle göstereyim. Yazmalar çok güzel. Kullanan güle güle kullansın inşallah. Elimdekiler bitene kadar zaten sipariş almayacağım. Elimdekiler bitsin. Bu sefer de ölürüm ne derim de. Arkamdan laf ederler. Öldü gitti. Yazmaları da işlemedi diye. Bak hep Cenk'in yazmasını kullandım ben. Birkaç tanesi mihenk naz. Geri kalanların hepsi Cenk. Mesela gerçekten yazmaların rengi çok güzel. Hacer abla güzel seçim yaptı. Bu da iki tane model aynısından. Bir de şu vişneden var mesela. Aynı model. Böyle. Hep ikişer tane ikişer tane yaptım. Sadece bir tanesi mi iki tanesi mi tek tek. Bunları denk düşürmek lazım. Tek tek ütüleyeceksin ki ne? Modelin şeyi bozulmasın, özelliği bozulmasın. Çocukluktan beri iğne hevesim var. Çocukluktan beri. Ama bilenler göstermedi bana zamanında. Komşumuzun kızları vardı. Onlar göstermediler bana. Öğrenmemi istemediler daha doğrusu. Ama onun küçük bir kardeşi var. Komşumuzun küçük bir kızı daha vardı. O da benden bir yaş daha büyüktü. O dedi ben sana gösteririm dedi. Onların haberi olmaz dedi. O bana zürafayı falan göstermişti ama zürafayla iş bitmiyor. Öğrenmek lazım yani modelleri yapmak lazım. Böyle görüyorum, çok imreniyorum ama yapamıyordum bin türlü. Ama şimdi Allah'ın izniyle hangi model olursa olsun yaparım. Zaten Instagram'dan beni takip edenler görüyor zaten. Şu ara zaten yapamam herhalde şeyden dolayı, bu parmağımdan dolayı. Bunlara fazla bastırmaya gerek yok. Yani yazmayı fazla bastırıp ütülersin ama modellere bastırmaya gerek yok. Çünkü narin narin yapacaksın. Özelliği gider, bozulur. Şekli bozulursa bir şeye yaramaz. Dışarıda itfaiye yine ötüyor. Geçen şu bizim arka tarafta yangın çıkmış. Kadının çocuğu yakmış ne yakıksa perdeden mi tutuşmuş, sobadan mı tutuşmuş. Ben de çok korkarım öyle şeylerden. Allah yardım etsin herkese. Şimdi arkadaşlar böyle yaparsam yani hepsini gösterirsem videom çok uzun olur. Nasıl ütülendiğini gösterdim sizlere. Bunu da şöyle kenara koyayım. Bir, İki. Bunlar kaldı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane kaldı. Altı taneyi de ütüleyim. Şunun ikisi aynı model. Şu öbürünün aynı model. Bunun üçü sadece farklı model. Bunları ütüleyim arkadaşlar ben.
Son halini hep beraber nasıl olduğunu görelim. Arkadaşlar yazmaları ütüledim, bitirdim hepsini. Şöyle teker teker göstermek istiyorum. Bakın bu böyle, şöyle netleştireyim tam. Bu böyle bir model, yaprak gibi. Böyle yazması Cenk, şuradan görüyorsunuz zaten. Şunu şöyle kenara koyayım. Ütüledim. Bu aynı modelden var. İki tane zaten. Hacer ablam iki tane istemişti. Aynı model. Yazmaları Cenk marka. Şimdi yazma sipariş ederken zaten ben ilkten parasını alıyorum. İlk önce parasını alıyorum, sonra yazmaları işliyorum. Niye derseniz, çünkü yazma almam gerekiyor. Onun için bu badem oyası gerçekten benim en çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Çok seviyorum bu modeli. İlk başta bunu yapmak için çok uğraştım. Markası Cenk. Şöyle söyleyeyim. İlk iğne oyası öğrenirken bunu çok uğraşmıştım yapmak için, ama yapamamıştım. Sonunda uğraşınca oluyor. Yeter ki iste. Bu böyle bir modelimiz. Çıtırık çıtırık böyle. Güzel bir model. Arasına da böyle bir şey uygulayıp böyle pırpırlar uyguladım ki ne arası boş kalmasın modelin diye. Su yeşili. Aynı su yeşilinden bir tane daha var, ama modelleri model aynı ama renkleri farklı. Bunu da hafif pudra rengi ve hardal sarısı ile yaptım. Rengi mi Diğerini de değişecek? hardal sarısı. Bilmiyorum oğlum, kamerada rengi değişiyor herhalde. Şöyle bir net halini gösterelim. Bakın bu da dut oyası. Böyle. Su yeşili ama Abdullah'ın da dediği gibi rengi mavi çıkıyor biraz. Yani rengi değişiyor. Şöyle pembe. Bunun da yazması. Şöyle nerede göstereyim. Yani bunun da yazması Cenk. Hafif şuradan belli oluyor zaten. Şöyle baktığınız zaman. Katladım, şimdi açmak istemiyorum. Olur. Şu sıralı oya. Bu baya bir uğraştırıcı bir oya. Kına yeşili yazmanın üstüne yaptım. Bu Reyyan marka. Şöyle şuradan göstereyim. Bu da böyle sıra sıra gidiyor. Şöyle. En zor da zaten içlerinde dut oyasıyla bu zoruma gitmişti yaparken. Zor sunmuştum yani. İğne oyasını yapmayı seviyorum ama bakın bu da aynısı. Şöyle şunu da koyayım. Bir tane de bu var. Bu da böyle bir model. Şöyle. Arası boş kalmasın diye kuyumcu kafesi yaptım arasına böyle. Pembe ve hardal sarısı ile yaptım. Koyu vişne rengi, ama dediğim gibi kamerada rengi değişiyor. Yazmalarımız böyle arkadaşlar. Bunları şimdi kargoya vereceğim. Götürüp iki tane de patiğimiz var. Onları da gördünüz zaten. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bugünlük. Bir de parmağım için şu dolama çıkan yerde şöyle tam netleştireyim. Bakın dolama çıkan yerde ne iyi gelir bana söylerseniz çok memnun olurum. Çok şişti. Bakın parmaklarım normalde şey değil. Bu çok şişti. Çok da kötü oldu. Zonkluyor böyle. Durduğu zaman zonkluyor. Bir yere değdiği zaman zonkluyor. Onun için sizlerden fikirlerinizi bekliyorum. Ne iyi gelir diye. Videomun burada sonuna geldim arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinize beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.